Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda evlerinizde kullandığınız elektrik süpürgeleriniz yeni olanlar, özellikle HEPA filtre geçenler veya sulu olan süpürgeler çekişi düştüyse bu kendiniz evde nerelerine bakmanız gerekiyor? HEPA filtresi nerededir? Genel olarak bize gelen süpürgelerin büyük çoğunluğunda HEPA filtrede sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çekişi düşen süpürgelerde. Bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Arıza durumu değildir hani ilk etapta çekiş azaldıysa, tabi bazı durumlarda çekiş tamamen gittiyse bu motorla alakalı olabilir veya başka içerideki herhangi bir devrede sıkıntı olabilir, devri yükselmiyordur vesairedir. Bunun dışında süpürgenizin devri yüksekse ve çekişinin azaldığını hissettiyseniz kendiniz nereye bakacaksınız? Genel olarak bize gelen süpürgelerin hepsini de göstermeye çalışıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz Fakir'in Hijyen Max modeli bir elektrik süpürgesi. Islak kuru, yani sulu kovalı sistem bu. İlk yapmanız gereken bu model için arkadaşlar, bazılarında arkasında olur, bazılarında üstünde olur. Genelini, bize denk gelenlerini göstermeye çalışıyoruz. Şimdi bunu da size şuradan göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Biraz daha. Şu an bu süpürgemizin, hatta şöyle de tam çevireyim, iyice net görün arkadaşlar. HEPA filtre kısmı alt tarafta. Şu görmüş olduğunuz kapağın içinde HEPA filtre var. Eğer buradaki kapağı belli zaman aralıklarında söküp de içindeki filtreyi temizlemezseniz veya değiştirmezseniz içi dolduğu zaman arkadaşlar çekiş tamamen düşecektir. Değiştirmeniz de yıkamaya göre daha sağlıklı olacaktır. Hani bazı filtreler kağıt özelliği fazla olduğu için yıkandığı zaman iyice dağılabiliyor ve bu daha da kötü hale getiriyor filtreyi. Yani en sağlıklısı değişmesidir. Burada şu görmüş olduğunuz kilit kısmı var arkadaşlar, mekanizma, bu model için, Fakir'in Hijyen Max modeli için. Birçok kişi bunu bilmiyor alt tarafta olduğu için. Satarken de söylemiyorlar. Şu kilidi, görmüş olduğunuz kilidi, bakın şunu. Şu an şu şekilde çektik. Tık diye bu tarafa çektik ve şu kapağın hafif yukarı attığını gördünüz. Kilidi açtıktan sonra şuradan kapağımızı kaldırıyoruz ve bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu üst taraftaki geçen sekmanları yerinden çıkardık ve kapağımızı aldık. Kapağımızı çıkardıktan sonra şu süngerimiz, ilk karşılayacak olan bizi parça budur, filtrenin üstündeki. Sünger şu an, şöyle yaklaştırayım biraz. Üstündeki tortuyu, tozu görüyorsunuz. Bu aslında çok aşırı değil ama yıkanması ve temiz olması daha sağlıklıdır. Çekiş ve süpürgenin ömrü açısından, özellikle motor ömrü için. Esas hazinemiz burada. HEPA filtre dediğimiz. Bunu da yukarı doğru çektik. Gördüğünüz gibi arka tarafı, içe bakan kısmı, yani sizin görmediğiniz kısım, altını da üstünü de göremiyorsunuz. Biraz daha temiz ama esas tortulara maruz kalan, hava emiş ağzı burası. Burası dolmuş durumda. Rengi değişmiş zaten, şöyle fark ederseniz burası beyaz. Bu tarafı biraz daha gri, kahverengiye yakın veya siyah yakın, işte sizinki duruma göre değişebilir. Bu filtre arkadaşlar aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Ya da çok pahalı bir şey değilse ara ara bunu 6 ayda bir, kullanımınıza bağlı senede bir değiştirmeniz faydalı olacaktır. Süpürgenizin hem emişinde, bazılarında hem emiş hem atışta hem de üst tarafta sünger filtre olur. Bunların hepsini kontrol etmenizi öneriyoruz. Fakir'in bu modeli için burada aynı şekilde temizledik veya yenisi yerine takıyoruz. Sonrasında yine süngerimizi de yerine takıyoruz. Oturttuktan sonra ilk olarak kapağımızın üstündeki tırnakları yerine oturtup şu şekilde basıyoruz ve kilidi çekiyoruz arkadaşlar. Filtremizi temizledik, değiştirdik veya işte yıkadıktan sonra bu işlemi yaptık mı tekrardan süpürgemizin filtresini eskiyene kadar kullanabiliyoruz. Umarız videomuz faydalı olmuştur. Eğer ki evinizdeki elektrik süpürgesinin çekişi düştüyse bu tarz temizlik yöntemlerine başvurabilirsiniz. Daha da olmuyorsa o zaman süpürgenin İşi bilen birinin tarafından kontrolü gereklidir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Farklı modeller denk geldikçe onların da videolarını atmaya devam edeceğiz. İstekleriniz doğrultusunda kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı paylaşıp, beğenip, yorum bırakıp destek olalım. Herkese iyi günler arkadaşlar.